köylerin yayla tutulur, köylüler tarafından tutuldu. Fransız binbaşı Menil, yanına yolları iyi bilen kılavuzlar almıştı. Yayla tutulur, hareket eden köylüler Tekir'e geldiklerinde Fransızların Elmalı Boğazı yolunu takip ettiklerini anladılar. Elmalı Boğazı buradaki boğazmış. Müfreze komutanı Güleklik Kemal Ekin ve Aydın'la aşiretinden 12 kişi de köylülere katıldı. Elmalı 4 kişi olmuştu. Onu gözcülük kalan 34 kişi de yamaçlar aşarak boğazı tutacaklardı. Hava yağmurlu ve boğazı kaplayan bulutlar nedeniyle çok karanlıktı. Kuvay Milliyeciler 17'şer kişi olarak boğazın iki yanına mevziye girdiler. 27 Mayıs sabahı Fransızların yaklaştıkları görüldü. Geyik avcısı olan Güleklilerin açtıkları ateş sonucu Fransızlar büyük şaşkınlık içinde bozguna uğradılar. Boğazı geçebilmek için ileriye Yılan Ovası'na doğru koşmaya başladılar. Fakat önlerinin kapalı olduğunu görüp geri dönmek zorunda kaldılar. Akşam da olmak üzereydi. Kurtulamayacaklarını anlayan Fransızlar teslim oldular. Kılavuzlardan Güylekli Kumcu Veli'nin Fransızların pusuya düşürülmesindeki hizmetleri büyüktür. Fransız komutanı ve sağ kalanlar esir alınarak jandarma tabur komutanı Seyfettin Hasan Kara Ağabey'in yanına yayla çukuruna götürüldü. Teslim protokolü imzalandı. Fransız esirlere yukarıda etli pilav, etli buzlu pilavı ve ayran ikram edildi. Kar boğazında 100 yaralı olmak üzere 650 er bay esir alınmıştı. Yani 650-750. Düşman kuvvetleri 400'den fazla ölü, 2 top, 2 makinalı tüfek, 1000 kadar çeşitli silah,